Sevgili seyirciler, tıpta devrim niteliği taşıyacak olan genom projesi son günlerin en çok konuşulan konularından birisi. Şimdi biz de genom projelerinin ayrıntılarını konuşmak üzere Doktor Vecdi Öz'ün yanına gidiyoruz. Bakalım Doktor Vecdi Öz genom projesini ve ayrıntılarını bizlere nasıl anlatacak? Sevgili seyirciler, Avrupa Vizyon devam ediyor. Şimdi programın başından beri anons ettiğimiz genom projesini konuşmak üzere bir konuğumuzun yanındayız. Konuğumuzun titri çok uzun. Ben size okuyarak söylemek zorundayım bunları. Çünkü Sağlık Bakanlığı eski müsteşar vekili, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü öğretim üyesi, son zamanlarda siyasi bir kimlikle de karşımıza çıkıyor. Klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Vecdet Öz. Doktor Vecdet Bey ile görüşeceğiz bu konuyu ama genom projesi nedir? İsterseniz oradan bir başlayalım. Bir merhaba diyelim bakalım genom projesini bize nasıl anlatacak. Doktor Bey merhabalar. Merhabalar Rübeyle Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizin projeniz çok ilgi çekti. Son zamanlarda çok fazla yerde duymaya başladım ben bunu. O nedenle de merak ettik ve dedik ki genom projesi nedir? Bu konunun en uzmanı olan kişi kimdir Türkiye'de? Ondan öğrenelim ve sizin yanınıza geldik. Sanıyorum bu projede siz çok fazla sahip çıkıyorsunuz değil mi hocam? Şimdi tabii bizim bir klinik mikrobiyoloji uzmanı kimliğimiz var tabii. Mikroplarla uğraşıyoruz. Bir de adli tıpçı olmamız hasebiyle genetik konularında çalışmalar yapıyoruz. Adli tıp enstitüsünün en önemli konularından bir tanesi genetiktir. Tabii bu konuya ilgi duyan öğretim üyesi Türkiye'de sayısı çok az. Genom projesi dünyanın şu anda popüler projelerinden bir tanesidir. Tıbbın uygulama alanını tamamen değiştiren, tıpta reform, devrim niteliğinde önümüzdeki yıllar içerisinde gelişmelere sebep olacak olan bir projedir. Eskiden bilimde gelişmeleri biliyorsunuz 15-20 senede bir görmek mümkündü. Şimdi her gün bir gelişme görüyorsunuz. Ne yani güzel aslında. Önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl çok önemli süreçlerdir. Özellikle tıp açısından, bütün bilim dünyasında tabii kimyada, fizikte, biyolojide gelişmeler olmakta ama tıp dev adımlarla ilerliyor. Türkiye tabii kendi sahasında bilimsel konulara biraz uzak kalmış, bilim bir köşeye itilmiş, çok çeşitli konularla uğraşan bir ülke. Halbuki Türkiye'nin en önemli bugün sorunları eğitimdir, bilimdir, bilimsel araştırmalardır. TÜBİTAK bu konuda çok duyarlı bir kurum haline gelmeye başladı. Bu destekleri veriyor, genetik araştırmalara özellikle çok büyük destekler veriyor. Genom projesi Türkiye'de kurumsal bir yapı içerisinde yerini almak zorundadır. Daha meraklı öğretim üyeleri tarafından şu anda inceleme aşamasında, projelendirme aşamasında. Genom projesi nedir? Biz eskiden hasta olduktan sonra hastalığın çok ileri bir evresinde hekim devreye girerdi, doktor devreye girerdi. Yani belki de geç kalınmış bir noktadan sonra hastalık tedavi edilmeye başlanırdı. Yani duvardan düştükten sonra sahip çıkan bir sistemdi. Halbuki genom projesinde insanda yaklaşık olarak 20 ila 25 bin arası gen vardır. Annesinden babasından gelen. Ortalama 23 bin olarak kabul ediyor bunu bilim. Ve 3 milyara yakında DNA içerisinde vardı. DNA artık toplum tarafından yabancı bir kelime değil. DNA evet. Dediğiniz zaman herkes bilebiliyor. Genetik materyali. Evet. Ve her kişinin kendine özel bir genetik yapısı vardır, şifresi vardır. Bu şifrenin tamamına biz genom diyoruz. Yani sizin dünyayla, dünyada yaşama başladığınız andan itibaren, solunum yapmaya başladığınız andan itibaren, kirli havayı almaya başladığınız andan itibaren, sizin vücudunuzun refleksleri bu genetik şifre tarafından kontrol ediliyor. Yani vücudun refleksidir, karakteridir. Hani kader diyoruz ya, kader. Aslında kaderi yıllarca gökyüzünde aramış insanlar, fallarda aramış, astronomide aramış. Halbuki bu dünya içimizde, yıldızlar içimizde. Biz bu yıldızları size şöyle gösterebiliriz. Bakın burada resimleri var. Bu yıldızların resmini biz çektik. Bu yıldızlar içimizdeki genler. Bu karanlığın içerisinde pırıldayan bu genler şu anda bizim gibi bilim adamları tarafından incelenmekte. Genom projesinde bu genlerin tek tek isimleri konmakta. Hangi gen, hangi faydalı veya zararlı unsura karşı hangi refleksi vermekte ve bunu artık tanımlayabilmekteyiz. Bunların reaksiyonlarını şurada görmüş olduğunuz listeler halinde hazırladık. Şu testlerle de bakın, şu kibrit kutusu büyüklüğünde küçük plakları vardır. Bu genom projesinde kullanılan mikro array sistem denir. Yani bunlar da gen kodlarını bu plaklarla tespit ediyoruz. Yani sizin bir damla kanınızdan almak suretiyle bu kirpik kutusu büyüklüğündeki şu küçücük çukurun içerisinde şu dünyayı
görmek mümkün. Bütün genlerinizi tespit ediyoruz ve tespit ettiğimiz genlerle de 0 yaşındaki bir çocuğun 5 yıl sonra hangi hastalığa yakalanacağı, 10 yıl sonra hangi hastalığa yakalanacağı veyahut yaşam kalitesinin ne olacağını önceden öngörmek mümkündür. Yani şöyle diyebiliriz, genom projesiyle öngörüsel tıbbın ilk adımını dünya atmış oluyor. Buna ne diyoruz biz? Prediktif tıp diyoruz İngilizce tabiriyle. Öngören tıp. Yani hastalanmayı engelleyen tıp. Önceden öngören, buna göre önlemini alan tıptır. Sonra arkadan eğer biz bunu tespit etmişse preventif tıp devreye giriyor. Koruyucu tıp devreye giriyor. Koruduktan sonra yine bile geç kalınmışsa tedavi edici tıp devreye giriyor. Yani tıpı biz öngören, koruyan, sonra tedavi eden olarak üç ayırıyoruz. Hı. Ama bu ilk iki bölümü çok önemli. Şimdi bizim geleneksel tıpta sadece tedavi var biliyorsunuz. Evet. Duvardan düştükten sonra geçmiş olsun diyorsunuz. Hastalığı nerede yakalarsanız, diyelim bir kanser hastası, ölüme çok yakınsa müdahalenin bir şansı artık hikmeti, merhameti kalmıyor biliyorsunuz. O nedenle bizim eğer kanseri biz 20 yıl önceden, 10 yıl önceden öngörebiliyorsak bunu engellemek mümkündür. Geçen hafta Almanya'dan önemli bir grup geldi, bilim adamı. Almanya'nın en büyük laboratuvarlarından bir tanesi. Bu çalışmaları Türkiye'de Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde başlatıyoruz. Yani 2015 için bu çalışmalar başlatılmış olacak Türkiye'de. Hı hı. Tabii devletin bu konuda çok destekleri var. Yani TÜBİTAK özellikle çok önemli bir şans bizim için. TÜBİTAK'ta bir 15-20 sene önce çok büyük faaliyetler yoktu. Şimdi her güzel projeyi götürdüğünüz zaman önemli, ciddi destekler veriyor. Yani bilim adamlarına, iş adamlarına %40'lara, 30'lara varan ön destekler veriyor. Bunları projelendirdiğiniz zaman Türkiye'de özellikle sağlık politikası, Sağlık Bakanı önemli tabii görevlerinden bir tanesidir. Biz Türkiye'deki bütçemizin çok büyük bir bölümünü sağlık harcamalarına harcıyoruz. Politik açıdan. Sağlık harcamaları özellikle bir kanser hastasının devlete maliyeti çok yüksek. Türkiye'de toplam maliyeti hesap ettiğiniz zaman neredeyse savunma bütçesine yakın bir sağlık bütçesi harcıyoruz. Halbuki genom projesi çıktıktan sonra biz yılanın başını küçükken ezersek, hastalık ortaya çıkmasını engellersek o zaman bu sağlık harcaması da ortadan kalkacaktır. Şimdi burada iki tane bir çalışmamız var. Aynı yaş grubunda iki bayanda bir çalışma yapılmış. Bu bayanların yaklaşık olarak yaşam tarzları ve beslenme şekilleri ve geçirdiği hastalıklar birbirine çok benzer. Bunlar aynı yaş grubunda fakat genotip yapıları farklı, genleri farklı. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesi sigara içtiği zaman kanser geni olduğu için kanser oluyor, diğeri olmuyor. Bu tarafta kanser geni var, bir tanesi de kanser geni yok. Diğer taraftan çevre etkileşimi, gıdalarla bir tanesi et yediği zaman kanser oluyor tersine, diğerinin tersine. Çok fazla et yediği zaman kolorektal kanser oluyor. Bu proje tamamlandığı zaman, bittiği zaman ki artık kısmen uygulanmaya başladı dünyada. Daha önceden öngören tıbbı biz Türkiye'de yerleştirmiş olacağız. Yani bir bebeğiniz olduğu zaman 0 yaşından itibaren genetik haritası çıkarılmak suretiyle ileride başına gelebilecek hadiseleri kestirmek değil artık bilmek mümkün. Kestirmek bile çok yani hafif kalır, bilmek mümkün. Buna uygun beslenme programını, buna uygun hangi koşullarda, çevre koşullarında yaşaması gerektiği, hangi hatta işte çalışması gerektiği, işte kimyasal ajanların bulunduğu bir işte çalışıyorsa, çabuk kanser oluyorsa veyahut da öyle bir gen yoksa kimyasal ortamda çalışmasında bir mahsur olmadığını ortaya koyacağız. Bu aynı zamanda tıpta bir devrim değil tıpta mi? Tıpta bir devrim, tabii çok büyük bir devrim ve geleneksel tıbbı çöpe atan, artık yenilikçi tıbbı ortaya koyan inovasyon çalışmasıdır. Bu yüzden biz de medikal inovasyon merkezlerini Türkiye'de kurmak istiyoruz. Yani siz çocuğunuz doğar doğmaz geleceksiniz, artık onun genetik kimliği çıkarılacak, cebinize bir tane şey koyacağız. Kullanım kılavuzunu, çocuğun kullanım kılavuzunu, yaşam kılavuzunu. O çocuk o yaşam kılavuzuna göre yaşayacak ve belki insan ömrü, ölümü belki şimdilik engelleyemiyor olabilirsiniz ama belki insan ömrü 150'li, 200'lü yaşlara çıkmaya başlayacak. Evet. Yaşam kalitesi artacak. Tabii olumsuz çevre, yaşam ve beslenme şartları kişinin ruh yapısını da bozuyor. Çünkü tıp ruh ve beden sağlığı demektir. Ruh sağlığının da bu faktörler ortadan kalktığı zaman düzeldiğini göreceğiz. Hocam bu konuyu kapatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Daha doğrusu bir iki şey sormak istiyorum. Bir, biz bunu nasıl öğreneceğiz? Yani çocuğumuz doğdu. Biz gen haritasını nasıl çıkaracağız? Türkiye devlet tarafına idare ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı'nın kurumsal yapısı içerisinde kendini yenilemesi lazım. Yani bu inovatif çalışmalara Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarının yani geleneksel tıptan çıktıktan sonra yeni yapıya uygun dizayn edilmesi lazım.
Netice itibariyle bunu eğitim alanına da yerleştirmek lazım. Okuldaki müfredatlar buna göre programlanacak. Mesela buna benzer eğitimde bir çalışmamız var. Baby Einstein projesi. Amerika'da uygulanıyor şimdi. Einstein bebek projesi. Amerikalılar yapıyor bu çalışmayı. Mesela çocuğun artırılabilir zekası var. Annenin doğum öncesinde, gebelik esnasında bebeğin rahimdeki bakım sistemi var. Mesela Amerikalıların yaptığı bir çalışma bu. Geliştirilebilir IQ'nun olduğunu, artırılabilir. Bunu çalışmalarını Amerika ortaya koydu. Neticelenmeye başladı. Peki hocam, hani hep deriz ya, uzun süren evliliklerde çiftler birbirine benzer. Bu bundan mı kaynaklanıyor? Yani eşlerin hayat kaliteleri, yeme içme kaliteleri vesaire, bunları beraber yaşadıkları için acaba ondan mı oluyor? Tabii örnek verelim. İki kardeş düşünün, ikiz, tek yumurta ikizi. Bunlardan bir tanesini doğar doğmaz alın, ekvatora yerleştirin. Bir tanesini alın, kutuplara götürün. 5-6 sene sonra bir araya getirin. Bu ikizlerin birbirine benzemediğini, birbirinden ayrıştığını göreceksiniz. Her şeyiyle ayrı iki insan olduğunu göreceksiniz. Halbuki birbirine hiç benzemeyen iki uç kutuptaki işte eşler buna örnektir. Aynı evde yaşamaya başladılar mı, karı koca bir müddet sonra birbirine benzemeye başlar. Evet. Peki hocam, ben merak ediyorum şimdi, tıpla bu kadar ilgilisiniz. Nasıl oldu da hani siyaset ve tıbbı birleştirdiniz? Biraz önce söylediğiniz gibi hani eğitim politikalarında ve sağlık politikalarında değişiklik gerekiyor dediniz. Birazcık oradan mı ortaya çıktı bu? Yani şöyle düşünüyorum ben. Tabii çok erken yaşlarda bürokrasi hayatımız, geçmişimiz oldu. Yani ben 1980'li yıllarda İstanbul Kan Merkezi müdürüydüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin. Sonra Sağlık Bakanlığı'nın bölge fıstığı müdürü olduk. Ankara'ya gittik, müsteşar yardımcısı olduk, müsteşar vekili olduk. Birazcık devletin tozunu yuttuk yani. Devlet geleneğini öğrendik. Yani 12 seneye yakın bürokrasiden geliyorum. Devlete karşı bir sempatimiz var. Yani devlet adamı olarak, hani haddimiz değil belki ama 12 sene bir şeyden geçtik. Yani ihtisas yapsanız 4 tane ihtisas yapar tıp fakültesinde. Evet. Devleti öğrendik. Devlete giderken de zaten üniversitedeydim. Hep görevlendirme gittim. Öğretim üyeliğini bırakmadık. Araştırmacı yönümüzde bu ara kendi gelişme imkanı oldu. Bir de ben esnaf bir babanın evladıyım. Ayağımız köyde, bir ayağımız kasabada, bir ayağımız da İstanbul'da oluverdi. Esnaflıktan gelme olduğu için serbest piyasa ekonomisini iyi biliyoruz. Yani tezgah arkasına yetiştik, atölye köşelerinde büyüdük. Tabii bu özellikleri, ticareti, köylülüğü, çiftçiliği, hocalığı ve devleti birleştirdiğiniz zaman insan kendini bir anda millete, memlekete hizmet etme aşkı içerisinde buluyor. Böyle bir gayret var içinde. Yani bu bildiklerimizi mutlaka aktarmak zorundayız. O yüzden siyasette yer alalım diye düşündük. Biz de bir grup öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber, yani ki bu 40-50 kişi hoca grubuyuz, doçent, profesör grubuyuz. Eski bürokrat arkadaşlarımızla, iş adamlarımızla beraber Türkiye'de siyaset yapalım. Önümüzdeki Türkiye'nin projelerini hazırlayalım diye düşündük. Benim bu çalışmalarım biraz eski başladı ama arkadaşlarımla beraber 2 yıldır yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu bilirsiniz, valimiz. Rahmetli oldu. Onunla Anadolu'yu dolaştık. 10 sene birlikte çalıştık. Türkiye'nin çok emekleri vardı. Türkiye'nin yeniden siyasi projelerinin hazırlanması gerektiğini, ki çok önemli mesafelerden sonra elimizde bayağı bir birikimimiz var. Bir parti kurmayı amaçlıyoruz önümüzdeki günlerde. Hı hı. Bu zamana kadar aynı tıpta olduğu gibi geleneksel siyaset anlayışını bırakıp modern siyaset anlayışına adım atmak zorundayız. Artık bilimle, ticaret adamının tecrübesiyle, halkın sorunlarını bilen, halkın temsilciliğiyle hareket eden bir siyaseti olgunlaştıralım istiyoruz. Allah nasip ederse ilk adımları attık. Biz hiç herhangi bir siyasetçiye, herhangi bir partiye karşı değiliz. Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı oldu biliyorsunuz. Onun da artık bulunduğu yer çok önemli bir sorumluluk makamıdır. Ben inanıyorum ki bizim gibi sonradan kurulacak olan bu tür siyasete sıcak bakacağını, çünkü onun da kafa yapısını bakıyorum, çıraklık, kalfalık, ustalık döneminden geçtim diyor. O da gelişmiş olduğunun kendisindeki izlenimlerini ifade etmeye çalışıyor topluma. Yani ben usta olmak üzere yola çıktım demesi bir kişinin önemlidir. Kendini aşmış olması demektir, kendinin fark etmiş olması demektir. Hele son günlerde yaptığı konuşmalarda hakikaten milliyetçi söylemler yapıyor. Bu tür çalışmaların, bizim yaptığımız çalışmalara destek verir manyette söylemler ve projeler var devlette. Biz istiyoruz ki bu bayrağı teslim alalım. Daha profesyonel ellerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle yeni bir siyaseti Türkiye'de harcını karalım. Bu binayı yükseltelim. Türkiye'nin kalkınmaması için hiçbir sebep yok Gülbahar Hanım. Kalkınması için çok sebep var. Bunu öngören AKP'de olsun, CHP'de olsun, MHP'de bütün siyasetçilerle inşallah işbirliği yapacağız. Türkiye'nin yeni siyasetini, yani inovatif siyasetini, modern, çağdaş,
dünyaya entegre olacak siyasetini inşallah kuracağız diye düşünüyorum. Siyasetin de gen haritasını çıkaracak mısınız efendim? Siyasetin de genom olacak mı? Evet, çıkarttık. Türkiye'nin ihtiyaçları belli. Sıkıntıları belli. Eğitimin ücretsiz olması lazım. Sağlık hizmetinin ücretsiz olması lazım. En kaliteli insanlar bizim ülkemizden çıksın. En eğitimli. Bu yüzden bizler tasarrufu ondan sonra lüzumsuz harcamalarımızdan sağlayalım. Ama eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, ulusal güvenlikte özellikle ücretsiz hizmet verelim. Devlet babadır, biraz devlet olunmaz. Devlet dediğiniz muktedir bir güçtür ya da hiçtir. Devlet büyük olur, küçük devlet olmaz. Devlet varlığını hissettirir. Almanya'da hissettiriyor, İngiltere'de hissettiriyor. Bizlerin onlardan ne farkı var? Biz imparatorluk çocuklarıyız. Bence Türkiye'de çok büyük bir devlet gerçekten. 700-800 senelik bir geçmişe sahibiz. Amerika tarihten bahsediyor. Amerika'yı ilk keşfedenler bizleriz. Amerika tarihten bahsediyor. Küçük görmek için söylemiyorum. Entegre olalım. Ama biz geçmişimizden güç alan bir millet olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi imparatorluk çocuklarıyız. Kendimizi küçük görmeyelim. Bizde ne cevherler var? Genç nüfusumuz çok fazla. Bugün bakın Almanya, Yunanistan'dan, İtalya'dan, Türkiye'den giden işçilerle ayakta kalıyor. Ekonomiyi bizler ayakta tutuyoruz. %30'unu biz ayakta tutuyoruz. Yani Almanya bizim gençliğimizi, bizim beynimizi işe yaratıyor. Yaratsın çok güzel bir şey. Onların sayesinde çok şeyler öğreniyoruz. Biz niye kendi gençlerimizi değerlendiremiyoruz? Genç nüfusun en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi. En büyük servetimiz gençliğimizdir. Evet. Kesinlikle katılıyorum size. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de programlar yapıyoruz. Ve gittiğimiz zaman da ülkemizin aslında ne kadar önemli bir ülke olduğunu, ne kadar büyük bir ülke olduğunu görüp kendimizle gururlanıyoruz. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Tabii ki dediğiniz gibi birazcık daha belki bazı şeylerin değişmesi gerekebilir. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için. Çok çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok önemli bir konu, genom konusu. Bu konuyla ilgili bizi bilgilendirdiniz. Sizleri tanıdık. Umarız daha sonraki programlarımızda yeniden birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Vejdet Öze verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Vizyon devam ediyor. Vizyondan bu haftalık da bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Haftaya yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun. Goodluck.com.tr Avrupa Vizyonu sundu.